Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda amigurumi ipleri ile ilgili kısa bilgiler vermiştim. Bu videomuzda da amigurumi teknikleri ve terimlerinden bahsedeceğim. Hiç bilmeyenler için tabii ki başlayacağımız için ilk önce zincirden başlayalım arkadaşlar. Herkesin örgü tekniği farklıdır. Zaman içerisinde sizinki de kendinize göre gelişecek ve değişecektir. Ama ben size ben nasıl yapıyorum? Yani nasıl yapmalısınız değil de ben nasıl yapıyorum onu gösterebilirim ancak. Çünkü herkesin tığı tutma, işte ipi tutma şekli değişebiliyor. Ben sağ elimi kullandığım için işaret parmağımı şu şekilde tığın üst kısmına koyuyorum. Baş parmağımla da sıkıştırıyorum. Diğer parmaklarım da zaten tığı tutmak için otomatik olarak yerleşiyor. İpi de ben şöyle belli bir uzunlukta sol elimin işaret parmağına şu şekilde bakın şöyle sararak öreceğim kadar bir uzunluk bırakıyorum. Şuradaki gerginlik çok önemli. Burada da sol elimin baş parmağı ve orta parmağına ipimi sıkıştırıyorum. Şimdi zinciri ilk yaparken ben ipin altından tığımı geçiriyorum. Şu şekilde çevirip önce bir ilmek oluşturuyorum. Tekrar göstereyim. İpin altına giriyorum. Tığımı şöyle çevirerek bir tane ilmek oluşturuyorum. Bu size ilk etapta zor geldiyse şöyle yapın. İpi şu şekilde tutuyorsunuz ya. Sağ elinizin işaret parmağı yukarı gelecek şekilde ipi tutup şöyle çevirin. Bakın burada bir çarpı oluştu. Bir kez daha tutup çeviriyorum. Ve şuraya tığımı takıyorum. Bu da aynı şey. Böyle daha kolayınıza giderse bu şekilde yapın. Şurada tığa yakın bir noktada bakın elimi yerleştirdim, ipimi tutuyorum. Şu ilmek arkadaşlar. Bunun adı ilmek. Şimdi ilk zincirimi yapmak için ipin altından, ön tarafından dolanıp tığımı önce şöyle yerleştirdim ve çengelin yardımıyla ilmeğin içinden ipimi geçirdim. Ve ilk zincirimi yapmış oldum. Tekrar gösteriyorum. İpin ön tarafından tığımı şöyle çevirerek ipi önce tığın üstüne alıyorum. Sonra çengelin yardımıyla ilmeğin içinden geçiriyorum. İkinci zincirimi yapmış oldum. Bakın görüyorsunuz. İki tane zincir. 1, 2. Devam ediyorum. Şöyle bir 10-15 tane yapalım. İzleyerek bakın. Örmüş olduğumuz örgümüzü tutarken hep tığa yakın tutmaya çalışın arkadaşlar. Şöyle arada elinizin yerini değiştirin, tığa daha yakın tutun. Bunu zaman içerisinde daha hızlı yapabileceksiniz. İlk etapta yavaş yapabilirsiniz. Bu zincir arkadaşlar Türkçe amigurumi tariflerinde zincirin kısaltması olan ZN. Şuraya yazıyorum bakın. ZN olarak gösterilir. Zincirin İngilizcesi chain'dir ve CH kısaltmasıyla gösterilir. Bunu unutmayın. Şimdi şu ilk zincir değil de ikinci zincirden itibaren dönüyorum ve sık iğne yapacağım. Bakın zincirin tam ortasından giriyorum. Altından tığımı geçiriyorum. Çengenin yardımıyla zincirin içerisinden geçirdim. Şu anda iki tane ilmek var tığımın üzerinde ve aynı zincir yaptığım gibi çengelimin yardımıyla ikisini birlikte aldım. Şimdi bir tane sık iğne yapmış olduk. Sık iğne amigurumide, amigurumi yazılı tariflerde çarpı işareti yani X işareti ile gösterilir. Yanındaki rakamsa kaç tane sık iğne olduğunu gösterir. Ve İngilizce karşılığı single crochet'dir. C ile gösterilir. Tekrar ediyorum bakın. Zincirin ortasından girdim. Çengelimin yardımıyla ipimi çektim. Ve her ikisini birlikte aldım. Sık iğnemi oluşturdum.
Devam ediyorum size göstermek için. İşte bunu düzgün yapmanız, bu sık iğneleri düzgün yapmanız çok önemli arkadaşlar. Çünkü bütün amigurumiyi, bütün bebeği, bütün oyuncağı bununla öreceksiniz. Bunların hepsinin aynı boyutta tutabilmeniz için şuradaki ipin gerginliği çok önemli ve şu tığın başına aldığınızda şöyle bol yaparsanız bol olur. Tamamen tığın kalınlığına ilmeğin oturması gerekiyor. Bu ilmeğin sık olması çok önemli. Son zincirimi de bakın yaptım. Burada dikkat ederseniz ilmekler, örülen ilmekler üstte ilk yaptığımız zincir gibi gözüküyor. Yani buradan sayarken bunları saydığınızda kaç tane sık iğne yaptığınızı görürsünüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane sık iğne yapmış olduğumuzu bu şekilde görüyoruz. Şimdi bakın bir tane zincir çekiyorum. Zincir nasıl yapmıştık? İpin ön kısmından tığımızı dolanıp çengenin yardımıyla geçirmiştik. Geri dönüyoruz. Örmeye bunun arka yüzünden devam edeceğiz. Amigurumi'de kıyafetleri falan örerken bu şekilde genelde yapıyoruz. Arkalı önlü ama amigurumi genelde spiral bir şekilde örülen bir sistem. Onu biraz sonra göstereceğim. Sadece ön tarafından örülüyor. Döndüğümde bakın ilmeklerin aralarını çok rahatlıkla görebiliyorum. Şuralar benim tekrar sık iğne yapacağım noktalar. Şuradaki delik gibi görünen boşluklar. Bakın tığımı sokuyorum. İpimi çektim. Ha, bazen şöyle bollaştığında ipinizi çektiğinizde bunun bol olduğunu düşünürseniz bakın tığımı yukarı doğru çekiyorum. İpi çekiyorum. Yukarı çekiyorum. İpi çekiyorum ve sıkılaştırıyorum ilmeği. Tekrar şu şekilde ilmekleri sıkılaştırmak için tığınızı şöyle hareket ettirmeniz ve şurayı gergin tutmanız çok önemli. Şimdi sık iğnemiz bu arkadaşlar. Dediğim gibi kısaltılmış hali X ile gösterilir. Yanındaki rakam kaç adet sık iğne yapacağınızı gösterir. Ve ilmeğin başını sıkı tutmak, yani şurayı sıkı tutmak sık iğnenizin düzgün olmasını sağlar. Şu başa kadar gideyim. Ondan sonra size trabzanları göstereceğim. Bir de bitirmeden önce şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Size sık iğneyi göstermiştim. Normal sık iğneyi. Tığımızı ipin altından geçirip şu şekilde örerek normal sık iğne yapıyorduk biliyorsunuz. Ama ben normal sık iğneyle örmüyorum. Ben çapraz sık iğneyle örüyorum. Çapraz sık iğnede tığımı ipin üstünden geçirip direkt çekiyorum ve örüyorum. Normal sık iğneden farkı bu arkadaşlar. Ben çapraz sık iğne ile örüyorum. Bakın tekrar göstereyim. İpim tığın altında. Çengelimle çekiyorum. Ve normal sık iğnedeki gibi örüyorum. Bu da çapraz sık iğne oluyor. Bunu tercih etmemin nedeni normal sık iğneye göre daha tok bir duruşu var. Daha sıkı oluyor. Yani ben bunu daha sıkı örüyorum. Ve görüntüsü daha hoşuma gidiyor açıkçası. Bu şekilde eğer çapraz sık iğne ile başlamak isterseniz ki ben tavsiye ederim. Çünkü ben normal sık iğneli ördüğümde çok bol örüyorum. Benim elim çok sıkı değil arkadaşlar.
Bu çapraz skiniye geçtiğimden beri skinilerin arası açılmıyor. Açıkçası bundan dolayı tercih ettim. Ve görüntüsü daha çok hoşuma gidiyor. Tekrar bakın göstereyim. Direkt ipi alıyorum ve normal skindeki gibi örüyorum. Bu da çapraz skini. Zincirimi çekiyorum, döndüm. Bakın burada farklı olarak tekli trabzan yapacağız. Amigurumi terimlerde kızaltılmış hali HDC olarak gösterilir. Tekli trabzan demektir. Tekli trabzanın yapımı skineden farklı olarak önce ipi tığın üzerine alırsınız. Bakın önden geliyorum. Tığın üzerine ipimi aldım. Şu şekilde tutarsınız. Ve aynı sık iğne yaptığımız gibi ipimi çekiyorum. Şu anda bakın tığın üzerinde 2 değil 3 ilmek var. Bunların hepsini bir kere de örüyorum. Bu tekli trabzan dediğimiz teknik. Tekrar ediyorum bakın tığın üzerine ipimi aldım. Şöyle ipimi tutuyorum bollaşmasın diye. İlmeğin arasından girip ipimi çektim. Üçünü birlikte aldım. Bu da teknik olarak karşınıza çıkacak olan terimlerden bir tanesi. HDC olarak kısaltılmış hali karşınıza çıkacaktır. Tekli trabzan demektir. İngilizce tariflerde de aynıdır. Kısaltılmış hali. Şu sık iğnenin önden görünüşü bu. Tekli trabzanın önden görünüşü. Aradaki farkı anlayabilirsiniz. Şimdi sıranın sonuna kadar. Bunların da her biri sıra arkadaşlar. Tur ya da sıra olarak geçer. Tur ya da sıra sayısı size tarifin başında verilir. İşlemi de başına dolamak diyoruz. Yani tığın başına dolayın dediğimizde şu. Bu işleme tığın başına dolamak diyoruz. Yani ipi tığın başına geçirmiş oluyorsunuz. Bu videolu tariflerde tığın başına dolayın diye karşınıza çok çıkar. Aklınızda olsun. Evet, başa kadar geldim. Şimdi zincirimi çekip geri dönüyorum. İkili trabzan da DC kısaltmasıyla karşınıza çıkar. Çok fazla öreceğiniz, amigurumide çok kullanacağınız terimlerden bir tanesi de ikili trabzandır. İngilizce karşılığı double crochet'dir. Ve DC ile yine aynı Türkçedeki gibi DC ile gösterilir. Trabzan demektir. Biraz önce yaptığımız bir kere de bak biliyorsunuz hepsini aldık. İkili trabzanı da yine tekli trabzan gibi tığın başını doluyorum. Sık iğneme giriyorum. İlmeğimi çektim. Burada 3 tane ilmeğim var. Şimdi ilk önce şu ikisini öreceğim. Şu bir tanesi kalacak bakın. Aynı zincir çekerken yaptığımız gibi yapıyorum ama sadece 2 ilmeği ördüm. Tığın üzerinde yine tekrar 2 tane ilmek var. Bunu da ikinci kez de alıyorum. Bu da ikili trabzan diye geçiyor. Kısaltılması DC'dir. Tekrar ediyorum. Bakın tığın başını doladım. Sık iğnemin olduğu yere girip ipimi çekiyorum. İlk önce ilmeğin iki tanesini,
Sonra da iki tanesini örüyorum. İki kere ördüğümüz için 2 litre trabzan dayanmış. Bu daha uzun iğnelere göre. Başa kadar izleyin, tekrar yapıyorum. Elbiselerde, bebeklerin diz kapaklarında, ayakkabılarda çok kullanacaksınız ikili trabzanı. Şimdi zincir çekip geri dönüyorum. Üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. İngilizce treble crochet'dir ve Türkçedeki gibi TR sembolü ile gösterilir. Daha uzun olacağı için ilmeğimi şöyle biraz bollaştırıyorum. İkili trabzandan farklı olarak 3 kere de öreceğiz. Bakın göstereceğim şimdi. Tığımın başını doladım. Sık iğnemin arasına girdim. 3 tane şu anda yine ilmeğim. İlk önce birinciyi örüyorum. Bir tane ördüm ilmeği. Şimdi iki tanesini birlikte alıyorum. İkinci kez örmüş oldum ve son kez ikisini birlikte çekerek üçlü trabzanımı yapmış oldum. Yani 3 kere de örüyorsunuz ilmekleri. Tekrar gösteriyorum. Tığımın başını doladım. Sık iğnenin arasına bakın giriyorum. Önce bir taneyi ördüm. Bir ilmek. İki ilmeği birlikte aldım. Son iki ilmeği de birlikte alarak trabzanımı tamamladım. Bu da üçlü trabzan diye geçiyor. Kıyafetler haricinde hiç karşıma çıkmadı. Yani bebeğin veya oyuncağın kendisinde hiç örmedim. Ayakkabı ya da kıyafetler de karşınıza çıkabilir. O yüzden öğrenmeniz gerekli. Evet. Üçlü trabzanı da size bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi buradan amigurumiye başlarken en çok kullanılan yöntem olan sihirli halkaya geçeceğim. Şimdi bir önce arkadaşlar sık iğne, ikili trabzan, tekli trabzan, üçlü trabzan nasıl yapılır? Düz örgü üzerinde öncelikle onları gösterdim. Amigurumi de genelde örmeye sihirli halka ile başlanır. Yani ellerde, kafada, hatta bazen vücutta, ayaklarda çoğunlukla sihirli halka diye bir terim var. Türkçesi kısaltılmış olarak SH, İngilizcesi Magic Ring, sihirli yüzük demektir. MR kısaltması ile gösterilir. Halka nedir? Amigurumiler genelde spiral bir şekilde düz devam edip artırma ve eksiltmelerle tamamlanıp bitirildiği için spiral örgü kullanılır. Spiral örebilmek için de örgünün yuvarlak olarak başlaması gerekmektedir. O yüzden sihirli halka ile başlarız. Şimdi sihirli halkaya başlarken yöntem hep aynıdır. İster tek parmağınızı kullanın, ister iki parmağınızı. Bakın ipi ilk önce şöyle tutarsınız. İpin ucunu. İpin ucu size doğru. İpimi bir kez doluyorum. Şu şekilde. Bakın çapraz yaptım. Öyle düşünün. Tam şu çaprazın ortasında ipimi tutuyorum. Tığımı ortasından geçirip ilmeğimi çekiyorum. Önce birleştireceğim. Şöyle birleştirdim. Bakın bu sihirli halka. Sihirli halka demelerinin sebebi şuradan çektiğinizde
kapatıyorsunuz. Genelde bir halkanın içerisine 6 tane sık iğneyle başlar. Hemen hemen tüm modeller. Bu sık iğne değildir. Bu başlangıç birleştirme yerini sık iğne olarak saymayacaksınız. Bu sadece birleştirme. Şimdi sihirli halkanın içerisine sık iğne yapıyorum. Aynı düz örgüde yaptığımız gibi, zincirin içine yaptığımız gibi. Halkanın içinden tığımı geçirip çengelin yardımıyla ilmeğimi çekiyorum ve örüyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tane şu anda sık iğne yaptım. Sihirli halkanın şu ucunu, ipin ucunu tutup şöyle çektiğiniz zaman kapanır. Peki bunu başka nasıl yapabiliriz? Onu göstereyim. Ben iki parmağımı yani size göstermek için yaptım ama ben genelde tek parmağımla şu şekilde yapıyorum. Yine ipim önde. Parmağıma şöyle doluyorum. Şuradan geçiriyorum. Aynı şekilde birleştiriyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. Tekrar halkanın ipini çektiğinizde sonuç aynı. Bir şey değişmiyor. Yöntemini siz kendiniz geliştirin. Peki bir şey daha. Sihirli halkayla bir türlü anlayamadım, başlayamıyorum. Ne yapmam lazım? 3 tane zincir yapıyorum. 1. Zincirleri sıkı yapıyorum. 2. 3. Şurada ortadaki zincirin içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere. 1. 2 3 4 4 tane ördüm. 5. de şu ilk zincirin olduğu ipi tığın arka tarafına alıyorum. Beş ve 6. Bakın 6 tane yine sık iğne yaptım. Zinciri sıkı yaptığım için de kapalı. Bol yaparsanız biraz açık olabilir ama sihirli halkada da bazen açılabiliyor. O yüzden çok sıkıntı değil. Sihirli halka yapamıyorsanız 3 tane zincir çekip bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama bunun yöntemi sihirli halka olduğu için sihirli halkayla şöyle başlayalım. Hani parmağı dolamak kolay olduğu için ama aslında görüntü şu arkadaşlar. Bakın şöyle bir çapraz yapıyorsunuz. Şu. Şöyle bir çapraz yapıyorsunuz. Şu ipi tığı şuradan geçirdiğinizde içinden geçirip şuradan tutup birleştirdiğinizde halka oluşmuş oluyor. Tekrar 6 tane sık iğnemi yapayım. Halkamı kapattım. Şu anda burada 6 tane sık iğne var arkadaşlar. Genelde bu ilk sıradan sonrası her bir sık iğneye çift girerek devam eder ve 12 sık iğneye çıkar. Ve bazı arkadaşlar hemen şu ilk sık iğneden çift yaparak başlarlar. Ama ben direkt başlamıyorum. İlk önce halkayı kapatıyorum. Yani şu bakın ilk sık iğnenin olduğu yer. Birinci sık iğnenin olduğu yer. Şöyle görüyorsunuz. Oraya girip ilmeğimi çekiyorum ve şuradaki ilmeği şöyle kaydırarak halkayla birleştiriyorum. Zaten bu da kaydırma yöntemi. Onu göstereceğim size. Yani örmeden ipi ilmeğin içinden geçirmek. Ben genelde bu şekilde yapıp şu ikinciden itibaren
Çift yapmaya başlıyorum. Şimdi bu şekilde kaydırarak halkayı tamamladım. Amigurumi terimlerde V harfi, yani Van'ın V'si olan harfle karşılaştığınız zaman o bir tane sık iğnenin içerisine çift yapacaksınız demektir. Yani bir deliğe iki tane sık iğne demektir. İngilizce'de de artırmak, increase, kısaltma olarak, inç olarak yazılır. Aynı deliğin içerisine çift sık iğne demektir arkadaşlar. Şimdi her bir sık iğnenin içerisine çift yapacağız. Şu birinciyi yaptım. Aynı yere tekrar giriyorum. İkinciyi yapıyorum. Bu artırma demektir. Tekrar bakın, birinciyi yaptım. İkinciyi de yapıp arttırdım. İki tane yan yana çift yapmış oldum. Üçüncü çiftimi yapıyorum. Dördüncü çift. Beşinci çift. Ve altıncı çiftimi de yaptım. Yani 6 kez artırma yapmış olduk. Şu anda sık iğne sayımız 12. Şimdi hani size bir şey göstermiştim ya, şu çengeli iğne gibi olan. Bu arkadaş bu yer belirleyici, işaretleyici. Normalde bunlar, şimdi birinciyi yaptıktan sonra şuraya takacağız bunu. İşaretleyici olarak arkadaşlar kullanıyorlar. Ben bunu kullanamıyorum. O yüzden işaretleyici olarak ben ip kullanmayı tercih ediyorum. Benim için daha pratik ve her sırada yürüttüğüm için sıraları da kaybetmiyorum. Şimdi bakın, şöyle farklı bir renkte bir ipi şöyle geçireceğim. Şimdi bu ipi niye koyuyoruz? Çünkü burası bizim spiral ördüğümüz için sıranın başı belli olmuyor. Yani şu sıranın sonu, burası sıranın başı olacak. O yüzden böyle bir yer belirleyici kullanıyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada genelde bir tek bir çift yapılır. Şöyle göstereyim. İlk sık iğnenin olduğu yeri bir tane tek. İkinci sık iğnenin olduğu yeri çift yapıp artıracağım. Tekrar bir tane tek, bir tane çift. Şu anda size hep artırmayı gösteriyorum ve spiral örgünün başlangıcını göstermiş oluyorum. Çiftimi yapacağım. Yanındakine çift. Bu şekilde arkadaşlar bakın, her sırada 6 tane artırma yapmış oluyoruz. Yani şu anda sık iğne sayımız 18. Sıranın sonuna geldim. Son çiftimi yaptım. İpimin ucunu öbür tarafa alıyorum. Şimdi ilk sık iğnemin olduğu yere bir tane sık iğne yapacağım. İp gözüküyor mu? Yeşil özellikle seçtim gözüksün diye, ama şöyle. İlk sık iğnemi yaptım. Bu sıranın başındaki birinci sık iğnem. Bir tane daha tek yapıyorum. İki tek, bir tane çift yapıyorum. Bu sırayı da iki tek bir çift olarak tamamlayacağım. Yani bir sıra boyunca iki tek bir çift yapın dediği zaman bu sırayı sistematik olarak iki tek bir çift olarak öreceksiniz. İki tane tek. Bir tane çift.
Son çiftimi yapacağım noktaya geldim. Çünkü bakın işaretleyicim burada. Şimdi işaretleyicimi bu yöne alıyorum. Her sırada bu şekilde işaretleyiciyi yürütüyorum. Şimdi 3 tane tek bir tane çift. Yani 3 tane tek bir tane artırma yapacağız. 1 2 3 Çift yapıp artırdım. Bu sırayı 3 tek bir çift yaparak şuraya kadar tamamlayacağım. Evet, son çiftimi yaptım. Sıranın başlangıç noktasına geldim. Şimdi arkadaşlar spiral örgü bu şekilde ve amigurumi genelde bu şekilde başlar. Sihirli halka ile başlayıp her sırada 6 tane artarak devam eder. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi, bakın şu son sık iğne hep çift ile biter. Eğer burada tek sık iğne de kalırsanız unutmayın ki mutlaka bir tane hata yapmış demek olur ve hatanızı bulup sökmeniz gerekir. Yani şu son sık iğne hep çift ile biter. Bu aklınızda olsun. Şimdi V harfi ile gösterilen arttırma işlemini burada size gösterdim. Bir de A harfi ile gösterilen azaltma. İngilizce'de DET diye yazar. Decrease'in kısaltmasıdır. Yani o da azaltmak demektir. DEC olarak yazılır. Türkçe'de azaltmanın A'sı olarak gösterilir. Azaltmak demek kesmek demek. Nedir? Nasıl yapılır? Azaltmayı birkaç yöntemle yapabilirsiniz. Azaltmak demek şu iki ilmeği birlikte örmek demektir. İki sık iğneyi birlikte örmek demektir. Azaltmada en çok kullanılan yöntem şudur. Bakın ilmeğin altından girip ortasından çıkıp sadece bir tek lobunu alıyorum. Hemen yanındakinin de yine altından girip ortasından çıkıyorum. Ve şu iki ilmeği tığıma almış oldum. Her ikisini birlikte ördüm ve sık iğneyi tamamladım. Yani burada bir tane azaltma yapmış oldum. Tekrar göstereyim. Diyelim ki iki sık iğne yaptık. Tekrar bir, iki. Bir azalt diyor. Alttan giriyorum, ortasından çıkıyorum. Ön lobunu aldım. Yan sık iğnenin de ön lobunu aldım. Her ikisini birlikte örerek kestim. Yani azalttım. Birkaç kez daha göstereyim. Arka arkaya da azaltmalar göreceksiniz bazı modellerde. Bakın gösteriyorum. Alttan girip ortadan çıkıyorum. Ön lobu alıyorum. Bunda da aynı şekilde. İkisini birlikte kestim. Şimdi yöntem bir tanesi bu. Bakın şekil nasıl değişti azaltınca. Ayakkabılarda falan çok görürsünüz. Şimdi birinci yöntemi bu. Bazen de örerek kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sık iğneyi örecek gibi alıyorum. Bunu burada bırakıyorum ilmeği. Diğer yandaki sık iğneye geçiyorum. Onu da örecek gibi alıyorum. Şu üçünü birlikte örerek bir tane azaltmış oluyorum. Yani bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Ama diğeri daha gizli kesme. Yani kesildiği yer belli olmuyor. Bunda biraz belli olur. Tekrar bunu da göstereyim. İlk ilmeğimi aldım. Yandaki sık iğneden ikinci ilmeğimi aldım. Ve üçünü birlikte alarak burada bir tane azaltmış oldum. Bu da bir yöntem. Şimdi size blo ve filo diye B, L, O ya da FLO olarak kısaltmaları gösterilmiş olan teknikleri göstereceğim. BLO olarak kısaltması gösterilen yani blo dediğimiz yöntem arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz bakın zincir gibi gözüken iğnelerin üst kısmındaki ilmeklerin blo olarak karşınıza çıktığında ortasından girip sadece şu arka lobunu örüyorsunuz. Yine sık iğne yapıyorsunuz. Şöyle. Tekrar göstereyim. Bakın ortasından giriyorum. Normalde şu şekilde giriyoruz.
Ama Blue yazıyorsa size diyor ki ortadan girip sadece arka lobunu ör. Blue dediğimiz olay bu. Hemen hemen her amigurumi bebekte ya da figürde karşınıza çıkacak. İlmeğin ortasından girip arka lobunu ör diyor. Blue yazıyor ise. Bakın şöyle de şurada çizgi şeklinde öndeki örmemiş olduğumuz ilmeklerin ön lobları da bu şekilde blue yaptığınızda gözükür. Peki FLO olarak gösterilen flo nedir? O da bunun tam tersi. Alttan girip ortadan çık, sadece ön lobu ör. Yani FLO. Şöyle. Flo denildiğinde de FLO kısaltmasını gördüğünüzde de bu işlemi yapacaksınız. Yani önden front, önden almak. Bu şekilde görünür. Şöyle baktığınız zaman örmediğiniz diğer lobu iç kısımda bu şekilde kalır. Bazen renk değiştirirken diyelim ki burada bitirip ayakkabı ördünüz, burada bitiriyorsunuz. İç kısmından renge geçeceksiniz. Bu sırayı tamamlarsınız. Şu ön kısımda kalan kısma diğer renkle başlayarak devam edersiniz. Bu yüzden önemli. Blue olduğunda arka lobunu örüp ön tarafta ön lobları bırakıyorsunuz. Şu şekli. Filoda da tam tersi. Ön lobu örüp arkada şöyle ilmeğin geri kalan kısmını bırakıyorsunuz. Şimdi amigurumi terimlerde bir de W harfi yani çift V W harfi olduğunu göreceksiniz. Bu ne demek? Bu aynı skinenin aynı deliğin içerisine 3 tane skine yapmak demek. Yani şöyle bakın. 1 2 3 aynı deliğin içerisinde 3 tane skine yapmak demek ve W dediğimiz çift V ile gösterilir. İngilizcedir zaten. Bizim biliyorsunuz harfimiz değil. İngilizcede de Türkçede de aynı sembolle gösterilir. Burun yaparken, kıyafet yaparken karşınıza çıkabilir. Peki bunun kesilmesi nasıl olur? Bu işaretin ters hali olan M şekli ise 3 tane skinenin aynı anda kesilmesi demektir. Şöyle gösteriyorum. Bakın bu birinciyi aldım. İkinci skeniyi aldım. Şu anda 4 tane ilmek var. Hepsini birlikte çekiyorum. Üçünü birlikte çektim ve bir kere de ördüm. M harfini gördüğünüz zaman 3 tane skeniyi birlikte örerek 2 tane azaltma yapmış olacaksınız. Şöyle bakın 1 2 3 tane skeniyi aldım. Üçünü birlikte geçirip skinimi yapıyorum. İki tane aynı anda azaltma yapmış oluyorum aynı noktada. Şimdi trabzanlar neydi? DC ikili trabzan, EDC tekli, TR üçlü trabzandı. Bunların başına V harfi geliyorsa trabzan olarak aynı skinedeki gibi örmüş olduğunuz örgünüzü söylenen adette çoğaltın anlamına geliyor. Yani V artırma olduğu için mesela V, DC ise DC ikili trabzan demekti. V de artırmaydı biliyorsunuz. Söylenen sayı kadar arttırın anlamını taşıyor. Onlarda da yine artırma V harfi ile gösterilir. Azaltmalar aynı şekilde yapılır. Mesela şurada size gösterdiğim, bakın üçlü trabzan örmüştük en son. Diyelim ki bir tane üçlü trabzan yapalım. Bir tane azaltalım dedi terim. Aynı şekilde bakın başını doluyorsunuz. Sık iğne de yaptığımız gibi her ikisini yan yana birlikte alıp ilmeği geçirdikten sonra yine ikili ya da üçlü hangisini yapıyorsanız trabzanı yapıp orada bir tane azaltmış oluyorsunuz. Şu şekilde. Tekrar bir tane yapalım şu trabzan.
Ve bir tane azaltalım. Şöyle. Bu şekilde azaltıyorsunuz. Azaltma yöntemi aynı. Artırma yöntemi de aynı. Şurada bir artırma yapalım. Bir tane şu trabzan yaptım. Aynı yere tekrar girip bir tane daha yaptığım zaman artırma yapmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi bir de Türkçe tariflerde CC ya da İngilizce tariflerde SLST karşınıza çıkabilir. O da kaydırma demektir. Kaydırmada da ilmeği alıyoruz. Şu şekilde böyle geçirip örmüyoruz. Aldığımız ilmeği tığın üzerindeki ilmekten geçiriyoruz. Buna da kaydırma yani CC yani SLST deniliyor. Tekrar yapayım. Bu da kaydırma yöntemi. Bilmeniz gereken yöntemlerden birisi de bu çünkü bu da çok kullanılır. Şöyle. Bakın boyutu daha kısadır. Bu örgüyü uzatmaz, kısa olur, kısa bırakır. Aynı sık iğnenin üzerine gitmişsiniz gibi bir görüntü verir. Arkadaşlar amigurumi terimleriyle ilgili kısaca size bilgi vermiş oldum. Bu konuyla ilgili atlamış olduğum herhangi bir şey varsa ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa aşağıda yorumlardan sorabilirsiniz. Ya da bir yanlışımız varsa oradan düzeltelim. Hızlandırılmış kursumuz bu kadar. Belki ileride daha detaylı videolar çekebilirim bu konuyla ilgili. Fakat bilmeniz gerekenler zaten bunlar. Toparladığınız zaman amigurumin hemen hemen tüm terimlerini göstermiş oldum. İplerle ilgili ve materyallerle ilgili bilgi verdim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Amigurumi terimleri ve teknikleriyle ilgili hızlandırılmış kursumuzu bitirdik. Bir sonraki videomda bu modellerimizi öreceğiz. Olabilecek en kolay şekilde tasarlayıp ördüm. Burada gördüğünüz tüm teknikleri uygulayarak bunlar aslında tek bir model ama istediğiniz şekli verebileceksiniz. Size göstereceğim. Bir sonraki videomda bu hayvan figürlerini öreceğiz. Çok fazla aşırı detaya girmeden kolay örebileceğiniz şekilde tasarladım. Bunları örmek isterseniz bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.